Beğendin mi? Padişah kızı olsa yüz çevirmez gayrı. Aşkın yüreğimi yakar, gözüm acı sevdiğim, yollarını gözlerim, gözüm acı sevdiğim, gözüm acı sevdiğim. Aşığım seni arıyor, ümitlerim hep artıyor, dağlar gibi yüceliyor, düşüm acı sevdiğim, düşüm acı sevdiğim. Yakında damat olacaksın Özeyir, olacaksın ya, vakitsiz girmedin mi bu işe? Haklısın Recep ağa, haklısın ya, gönül bu. Ferman mı dinler? Eldekini avuçtakini yaydık bu yola. Hayırlı olsun be. Recep ağa! Recep ağa! Mektubun var. Sağ olasın. Hayırdır inşallah Recep ağa, ne diyor? 10 gün içinde ödenecek diyor. Ne kadar? 300 bin. 300 bin mi? Bana da geldi ya, kulağı asma. Vardır bir çaresi. Demesi kolay. Haydar Ağa'dan 50 bin borç almıştım. Ödeyemedim, ödeyemedim. Al işte, oldu şimdi 300 bin. Varır müdür, öderiz. Mendil kadar tarlası olanın bankada ne hükmü olurmuş ki? Onda 2'yi kurtarsak şükür bu yarıcılıkta. Zeynep Sultan, Zeynep Sultan! Var seç gönlünün çektiğini. Daha borcumuzu ödemedik. Düşünme, borcu ödeyen bulunur elbet. Kim ödeyecekmiş ki? Bilirsin sen. Şu emanetler üzerinde kalmasın. Dur kız! Al! Hadi kız! Neye dönüp duruyorsun burada? Peki babam, eve gidiyorum. Bu yaşta bunları yapmaya utanmıyor musun? Kız, cümlenize veren kim? Ben olmasam çalı dibinde koca aramaktaydınız şimdi. Gördüm ki Recep Ağa'nın borcu bankaya 300 bin. Başlıkta en azından 200 bin. Ne eder Davutcan? 500 bin. Hesabın kuvvetli ya, işe yaramaz. Sen o evden kız değil, tavuk bile alamazsın. Allah kerimler. Allah kerim elbet. Lakin bu nehir kerim mi bakalım? Böyle git gelle ne geçer eline? Aldığın 100 liranın 90'ı Haydar Ağa'nın cebine gidiyor. Verdin mi hediyemi? Ben verdim ya, o almadı. Almadı mı? Sebep? Cilve yapıyor. Besbelli cilve yapıyor. Thank you.
Kız! Davut, aklımı aldın birden! Kesme yolumu, eve gidiyorum. Sen hele bir daha çerçiğiyle Öteber'i gönder bana... ...eşek yükünü başına yıkarım. Düş bakalım peşimden! Sen eskiden böyle değildin. Ne zamanmış? Eskiden işte, bu su boyunda oynardık, unuttun mu? Bebeydik o zaman, saçımı çeker dururdum. Sen de beni suya iterdin. İterdim elbet, şimdi de iterim. Böyle yoluma düşersen. Seni öte kızların başka tutardım da... ...ondan çekerdim saçını. Büyüyüp örtü altına girince kayboluverdin. Beni tanımaz oldun. Şimdi de saçından çekip götürsem ne ola? Hele bir dene, hele bir dene! Cemşiroğlu Mustafa Bey'im, hoş gelmişsin. İyi bildin. Senin hayrat hepsinden bereketli aşık. Kesene bereket Mustafa Bey. Gönlüne bereket. Camın pisliğini al. Dolaşacağım. Gece vakti döneceğim, bilmiş olasın. Baş üstüne bey. Beklerim. Paydos mu ettin Davutcan? Cemşiroğlu'nun dönüşünü bekleyeceğim. Ne o? Canın sıkkına benzer. Yok bir şey. Sen gel beni dinle. Bu sal işinde hayır yok Davutcan. Bir sen bir anan şimdi. Ya çoluk çocuğa karışınca ne olacak? Boğaz tokluğuna bile el vermez. Ya ne diyeceğim Mahmutcan? İşte dükkan. Gel çalış. İkimize de yeter. Ne oldun, eteğin mi tutuştu? İş horlonum bitti ana. Çerçi gelmiştir, alayım mı? Al bakalım. Ama tezine dönesin ha. Senin kızın eteği değil de başka yeri tutuşuk. Tövbe de! Cemşiroğlu Mustafa Bey'e mi? He ya! Selamın aleyküm. Aleyküm, aleyküm selam. Demli bir çay yap. Emredersin bey. Hayırlı haberlerim var size. Hayrola? Bey babamın aldığı traktörler geliyor. Bundan sonra tarla sürme bizden. Tohumluk da. Bu devirde sabanla öküzle olur mu bu iş? Ayrı buysa şerri ne ola? Bidercilikle elimize ne geçecek? Onda bir. Mustafa Bey oğlum, yarıcılık yaparken elimize kalan neydi zaten? Şimdi onda birle hepten aç kalırız biz. Olmadı Recep Ağa, bey babam duymasın. Sen bu lafı söylemiş ol daha iyi.
Bak oğlum, demem o değil. Babanın hatırı başımın üstüne. Lakin bak aha, bankadan geldi. Daha geçmiş yılların borcunu ödeyemedim. Orası senin bileceğin iş. Başkaca bir diyeceğiniz varsa babama dersiniz gayri. Eyvallah. Nerede kız, bohçanneyim? Ne olacakmış ki? Varıp gelmeyecek miydin kasabaya? Ya ben seni zorla kaçırmaz mıyım ha? Kız nedir peki yangınlığımıza çare? Nedir ha? Bir çare dedim. Sen Cemşiroğlu Mustafa Bey değil misin? Kimin evinden kız istersin de vermezler? Hı? Kaçırsam ne lazım gelir? Adın mı batsın? Dile mi düşeyim? Peki, istesem varır mısın bana? Sen hele bir iste. İste! İste! Hoş geldin oğul. Hoş bulduk anam. Üzeyir'in düğünü cumayaymış. Ya seninki? Ismet. Kısmetmiş. Mürvetini görmeyen bir ben kaldım. Torunlarımı sevip okşamadan göçüp gideceğim. Sen o nehrin ortasında salınıp durdukça. Nehir iyidir ana. Berekettir. Bereketi tarlası olan oğul. Seninki boş gayri. Cemşiroğlu'nun aklına eser de salı alıverirse bir gün... Nehri de alamaz ya. Bir kara kaş, bir kara göz sende var. Bir usulanmaz deli gönül bende var. Çok zamandır derde derman ararım, ararım. Hiç demedin derde derman bende var. Hiç demedin derde derman bende var, bende var. Buyur Gülnur Sultan. Bey babam yok mu? Müslüm ağam çıkalı epey oldu. Bir emrin varsa? Akşama misafirlerimiz olacak dedi anam. Hasangiller gelecekmiş. Olur. Söylerim ama. Anam eve geç kalmasın dedi. Baş üstüne. Onu da söylerim. Merhaba. Hoş geldin ağam. Hoş bulduk. Köyler nasıl? İyidir. Müslüm emmi yok mu? Bey babana gitti. Cennet ablanın selamı var. Bu akşam bizi aleme beklemekle taptazeden bir gül düşürmüş. Yaman karı cennet kahvesi. Seni taciz etmek istemem. Mustafa da bir oğlum sayılır. Ne olsa kız babasıyız, bize söz düşmez. Lakin şu işin sonunu erdirsek bir hayırlısıyla. Kızım Gülnur'la oğlum Mustafa'yı diyorum. Her bir şey zamanında olur Müslüm. Hele Mustafa işleri bir kavrasın. Dolabı nasıl olsa beraber döndüreceksiniz. Hoş geldin Hasan'ım. Hoş bulduk Müslüm emmi. Nasıl, bir iyice geziyor musun köyleri? Geziyorum.
traktörleri anlatıyor musun? Hı, anlatıyorum. Aferin Mustafa oğluma. bana müsaade artık. Baba oğul konuşacaklarınız vardır. Aslanım! Onda biri kabulleniyor mu yarıcılar? Narlıköy'ün muhtarı söylenecek oldu az biraz. Gözünün içine bakınca susuverdi. Ötekiler ses etmediler. Ses etmedilerse daha kötü ya. Ne düşündüğünü bilemezsin. Bakalım ne ola, otur hele. Şu Müslüm! Kızını diyeceğim. Ne olacak bu iş? Yarın işleri hepten ele aldığında beraber iş göreceksin. Damadı olursan işler daha iyi olmaz mı? Babam, iş görmek için damatlık şart değil. İş hali bu, sırasında çekip vurmak gerekir. O zaman damatlık ayağa köstek olur babam. Sen benden baskın mı çıkacaksın lan? Ne haddimize baba? Senin zihninde başka biri mi var? De hele sakınma! Yoksa şu batasıca cennetin evinden mi? Haşa, ne mümkün! Aküves köyünden yarıcımız Recep Ağa var ya! O çulsuzun kızı mı? Lan oğlum, yarıcının kızını almak da ne demek? Hadi Müslüm'ün kızını beğenmedin, anladık! Lakin etrafta bu kadar eşraf kızı varken... Hele bir iyi düşünsen! Bu meseleyi çok düşündüm babam. Diyeceğin kafana yiyecek odun, öyle mi? Bana ruhsat! Aslanım! Vurma koçum Mustafa'm, buyur ağam! Hoş geldin, sefa geldin! Hoş bulduk Cennet abla! Taze güllere vurgunluğunu bilir miyim ha? Bilirsin! Davetimin sebebini... Katip anlattı! Tam sana göre! Sarı saçlı, mavi gözlü, baldan tatlı! Kızım ara! Yavrum! Ama hadi afiyet olsun ağam, yarasın! Hele sen de parlak kız! Hayır, istemem! İstemezmiş katip, ne dersin? Tadını bilmez de ondan ağam! Tattıralım öyleyse! O banka kağıdını şuraya koy hele! Allah razı olsun! Ne diyeceğim diye kıvranıp duruyordum. Senin bir kızın mı var? Var Allah bağışlarsa. Zeynep mi derler adına? Evet. Bizim oğlan görüvermiş. Bu zamanın delikanlıları bir başka. Ne dersin? Bana söz mü düşer? Cemşiroğlu Haydar Ağa'ya gelin olmak ne demek? Kapına köle olsun. Sultan kadın, ne istediydin? Onlar çok para değil. Biraz yumak elzem de. Buyur, istediğin rengi al. Onlar al. Dur hele kız, biz almadan ne haddine? Sen de sokar durursun yüzünün karasıyla. O da Allah'ın kulu, yaşlı ve de hasta babacığının ocağına dönmüş. Ocağa batsın. Cennetin evinden çıkandan hayır mı gelir köye? Geri dur kız, ver şunları. Ne güzel değil mi? Kaça evet, verirsin bunu bize?
Cennet ablanın evinde böyle demiyordun. Eskiden de o. Tövbeliyiz şimdi. Bizim günahımız ne sultan kadın? Herkesin günahı kendine. Hastayım. Kendime bakacak gücüm yok. Biz iyi ederiz yavrum. Meraklanma sen. Geri durun dedim. Sebebinize köyden kovarlar beni. Ben de ahımı bırakmam sonra. Kız Hamide, Hamide kız. Recep Ağa kızı ne veriyormuş? Esah mı kız? Esah ya, işte şu kulaklarımla duydum. Zeynep kıza bak sen, Cemşiroğlu Haydar Ağa'nın oğluna gelin gidiyor. Cemşiroğlu Mustafa Bey mi? He ya, gördün mü sen Zeynep'in başına konan devlet kuşunu? Haydar Ağa, traktörler ısmarlamış, biçer döver ısmarlamış. Hepsi de yola çıkmış. Oğlu geleli yandık ağalar. Biz yarıcılıktan şimdiden vazgeçelim. Lan nasıl olur? Mustafa Bey aydın kişi. Traktörlerle büyük işler göreceğiz. Göreceksiniz ya, alacağınız pay küçüldü. Yetmez size. Zorumuz makineyle değil, elimize geçecek payla. Haklısınız, haklısınız da ne yapmamız gerek? El birliği olmak gerek. Olursak yoluna koruz. Nasıl olsa duyacaksın öyle ya. Zeynep, Cemşiroğlu'na gelin gidiyor. Olmaz öyle şey. Oluyor işte, kulaklarımla duydum. Köy çalkalanıyor. Bak şu güzelin gidişine, zengindir diye sevinişine. Bak şu güzelin gidişine, zengindir diye sevinişine. Adayı sevda ya değişine. Fakirin aşı bu sevdadır, zenginin sofrasında içine. Fakirin aşı bu sevdadır, zenginin sofrasında içine. Parayı sevda ya değişine. Kız, daha gelin olmadan. O kağıdı şuraya koy dedi. Bankanın kağıdını mı? He ya. Dahası kaç dönüm işletmektesin dedi. He. Bilmez mi? Bal gibi bilir elbet ama sorar. He. Sen bu yıl kendi hesabına işle hele. Sonrası Allah kerim dedi. Kerim elbet. Ya, nehir ortasında bir o yana bir bu yana salınacağına vaktiyle kaçıraydın erkek olup. Sen de kahretme kendine gayrı. Parçalama canını. Yarana tuz bas da acısı yüreğini yaksın oğul. Thank you.
Sen gelmiyor musun Davutcan? İşimi bitirince geleceğim. Gelin geçti parası isteriz. Kutlu olsun geline, kutlu olsun! Çek götür pis eteğini, uğursuzluk kullanmasın hadi! Kaçırdı. Davut, salcı Davut! Karşıya geçip Zeynep'i hemen getirene su altında 10 dönüm pamukluk. Yok mu? 20 dönüm. Nehirde gizli akıntı var ağam. Yok mu? 30 dönüm verdim. Yok mu? İmkansız ağam. Hiç kimse nehri geçemedi bugüne kadar. İşte, gelin getirdim sana. Bu halt edeceğin içime doğmuştu. Başımıza bir taş yağmadığı kalır şimdi. Destur ana.
Saçından çekip sürüverdim işte. Cehennem ateşlerine gelesin Davut! Seni istemediğimi bilemedin mi? Bunca zaman hediyelerini almadığımdan anlayamadın mı? Mustafa'yla nicedir sözlüyüz. Ona varacağım. Sen Cemşiroğlu'na gelin olmak nedir bilir misin? Seni istemediğimi bilemedin mi? İki elin bir kuru başınla senin bana ne hayrın olur? Sana hayrım olmaz. Bana da yazık olur. Bırak gideyim. Bastığın toprağı öpeyim. Bırak. Tebesine heder etme beni. Kıyma gençliğimi. Yoksa bir yolunu bulur, nehre atarım kendimi. Katilim olursun. Olmadı bu iş. Kız kaçıranın tövbesi olmaz.
Ektiğini bitmeyenin ocağı olmaz. Gayrı bu nehire kan bulaşır, kan! Aa, Zeynep geliyor! Aa. Hangi yüzle döner baba evine, namusu gitti! Zeynep! Kızım, Zeynep'im! Ne oldu? Adı batasıca netti sana! Kaçtın mı? De anana, de her bir şeyi! Bir şey olmadı anam! Yalvardım, anlattım halimi! İnsafa gelip bıraktı! Eli elime değmedi! Baban öldü, öldü, dirildi kızım! Bakıver kızına, ocağımızın bereketine! Eli eline değmemiş, alnının akıyla dönmüş bize! Kapımda yıllardır besliyorum lan sizi! Ne olacak şimdi? Bu rezilin yaptığı yanına mı kalacak? Sen emret ağam, sen emret! Ağam, Haydar ağam! Heh! Bir kıza mukayyet olamadın! Bilinir mi ağam? Birden sokuverdi yılan gibi! Ama eli eline değmemiş! İşte temiz kağıdı! Ebe kadından aldım! Bırak! Bizim kağıtlama atlayışımız yok! Söz ayağa düştü gayrı! Cemşiroğlu adını it ağzına kemik etmem! Bu iş burada biter! Recep ağa! Bir tane taş kalmayacak bu toprakta, anladın mı? Pirinç gibi hepsini ayıklayacaksın! Hadi! Adamları topla, Davut'un canına oku! Olur beyim! Salı da elinden al, tamam mı? Tamam beyim! Dediklerimi aynen yap! Baş üstüne beyim! Oh!
Abinin başı belada. Adamlarla kavga ediyor. Sen anaya haber et. Kendine gelince bir ince anlat ona! Yavrum benim! Koçum, aslanım! Oğlum yavrum! Yezidler, itoğlu itler! Yanınıza mı kalacak ettiğiniz? Yanınıza mı kalacak? Cemşiroğlu'nun köpekleri! Cemşiroğlu'nun köpekleri itler! Belanızı vere! Yavrum! İyi oldu sana. Karşıya geçerse kurşunu yer demiş Cemşiroğlu'nun köpekleri. Duydun ya. Bitti bu nehir derdi. Varsın cehenneme aksın gayrı. Bitti mi? Bitmedi mi? Belli olmaz. Şuna bakın şuna! Köyümüz iyice bir nam salacak neredeyse! Taşlayın şunu! Taşlayın şu yapmayı! Taşlamayın be! Günah! Günah! Çocuk neyin günah olduğunu senden mi öğrenecek? Taş atıyor da bir şey demiyorsunuz! Atar! Yetmezse ben de atarım! Köyümüzde senin gibi onun gibi kahpelerin yeri yok, tamam mı? Ne oldu kızım? Bu halin ne? Ne lan? Ekini dolu mu vurdu? Toprağa su mu bastı yoksa? Yazık, erkeklik sana uzakmış! Zeynep dediğindeki, işleri yüzüstü koyuyorsun! Hele bir daha o kızın lafını edersen elinde hiçbir şey komam!
Var Müslüm'ün kızıyla evlen, sonra bildiğini okursun. Baba! Hıç, başka laf istemem. O kadar. Doğru mu? Ne doğru mu? Köyde Zeynep'i taşlamışlar. Doğru. Daha da kötüsü, tarlada itler elleşecek olmuş. O da Rıfat itinin bıçağını kaptığı gibi onu karnından yaralamış. Rıfat'tan başkası? Selim köpeği. Kurtulayım. Bu Mustafa her bir şeyi yüzüstü kodu. Bu yıl batıp gideceğiz zalimallah. Hep bu Zeynep kız yüzünden. Mustafa ya nikahı basarsa Zeynep'e? Haydar ağa ölür de Zeynep kızı oğlunu almaz Gayri. Kafanda bir şeyler dolanır katip. Dolanır ya. Bir çaresi bulunur bu işin diye düşünürüm ağam. Nasıl bir çaresi? Zeynep kızı cennet evine düşürsek derim. Cennet evine mi? He ya! Oraya düşürdük mü Mustafa'nın yüreği soğur, Zeynep gözünden silinir ağam. Tas tamam anladım şimdi. Mustafa Zeynep'ten hevesini aldı mı kapatır bu işi. He. Böylece çaresiz benim kızı alır. Söyle bakalım. Bu iş için ne kadar lazım? Sultan kadın! Ne kaçıyorsun? Adam mı yiyeceğiz? Etme, ayağını öpeyim. Yaşatmazlar gayrı köyde beni. Sultan! Sultan! Babam çağırıyor. Çekil de gideyim. Sana vurgunluğumdan buraya gelmedim. Bir işim düştü sadece. Vallahi benim elimden ne gelir ki? Eline başlatma! Başlatma da kulağını aç, dinle. Müslüm ağanın selamı var. Selamı batsın. Ne ister ki benden? Sakın bunları ağam duymasın. Bir duyarsa... bunları sana yolladı. Para istemem. Cennet evinde çektirdikleriniz yetti. Yalvarırım gayrı bırakın yakamı. Kes sesini be kadın! Canını seviyorsan önce şu paraları alacaksın. Sonra da ben ne dersem onu yapacaksın. Zeynep kızı bulacaksın. Ona diyeceksin ki... Ne olduysa benim yüzümden oldu. Daha kötüsü olamaz. Gidip isteyelim. Babası razı olsa bile o istemez. 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 İstemez.
İyice yoruluyorsun be kardeş. Bıktım Sultan abla. Canımdan bıktım. Bir çare olsa. Sen burada kaldıkça hiçbir çaresi olmaz. Dile düştün ya, rahat komazlar gayrı. Az mı çektim ben? Başımı alıp gitmeyi düşündüm ya. Nereye gider? Nereye mi? Mustafa'ya elbet. Kasabada Müslüm emmi var, zahireci. Elini öp, benden selam et. O sana gizlice Mustafa'yı bulur. Hele, bu mu Zeynep? He? Ta kendisi. Sen yerine teslim edersin gayri. Hı hı. Buyur bacı, bir emri mi var? Müslüm ağayı aradımdı. Zeynep mi aradın? Hakkıverdi Zeynep. İyi, gel benimle. Sen Mustafa Bey'e gelmedin mi? Gel öyleyse, hanidir seni beklemekte. Mustafa Bey'imizin teyzesi. Hoş geldin kızım. Mustafa'nın hakkı varmış. Ne kadar güzelmişsin sen. Nerede beyimiz? Onu görmeye can atmaktayız. Sabırsızlanıyor musun? Çok mu özledin Mustafa'nı? Hele biraz yukarıda istirahat et, heyecanın dinsin. Çok vakit almaz gelmesi. Hadi kızım. Müslüm emminden tohumlukları alırsın. Baş üstüne babam. Tohumluklar bir tamam hazır ya, biraz para lazım bana Haydar Ağa. Peki, mahsulü alırken ne vereceksin? Para. Sonradan vereceğini şimdiden verirsin, olur biter. Ama Haydar Ağam... Bu iş tamamdır gayrı. Sen de baban gibi olacaksan yandık be selam. Mustafa Bey... Müslüm Ağa'nın katibi tez gelsin dedi. Öp bakalım elimi. Öperim elbet. Lakin bir şey mi oldu? Sen öp hele. Sonra ne olduğunu anlarsın. Buyur aslanım. Evimize hanidir gelmez oldun. Hoş geldin. Sefa geldin. Hoş bulduk Cennet abla. Müslüm emminin elini öptün mü? Hı hı. Öpmüş, öpmüş. Hele şu benim elimi de öp bakayım. Senin halin ne olacak diye efkarlanıyorduk katiple. Anlayamadım. Sonra bir çaresini bulduk. Değil mi Cennet abla? İki yanık yüreği bir araya getirmek sevaptır. Bu sevaba erdik. Hadi bekletme Zeynep'i. Zeynep burada mı? Hı, büyük odada. Hı? Hı? Demek evden kaçtın. Öldüm, öldüm, dirildim. Çok horladılar beni. Nişanı bozdum diye. Nişanı babam bozdu. Benim hala sözüm söz. Sahi mi? Esah'tan sözün söz mü? Kız, bilmez misin sana vurgunluğumu?
yangınlığımıza nasıl çare aradığımı. Ama Haydar'a... Bırak şimdi onun lafını. Çok güzelsin. Sana bakmaya bile kıyamıyorum. Şey... Ne olacak şimdi? Halimiz neye varacak? Burada kalırsın. Sana güzel elbiseler alırım. Ya sonra? Bana nikah kıyacaksın mı? Adımı temize çıkaracaksın mı? Sen melekler kadar temiz, güller kadar güzelsin. Kız, vurgunum sana. Vurgunum, vurgunum. Yapma. Ne olursun yapma. Ocağımın direği etme oğlum. Kahretme kendini. Her derde bir deva bulunur. Ceylan gör. Koçum yürüm be içelim. Hadi. Kavlamı istiyorum ben. Şerefe içelim. Hadi kızlar. Şerefe. Cennet abla, sen çok yaşayın mı? Vallahi bir daha söyle! Helal Cennet ablamız! Hadi! Buyur, ben onu yok, ben senin içine suyun yanında! Buyur, olmaz! Suyu da koyacağım içine! Ya beyaz mı koyuyor? Yavrum, pamuk su koyma. Olursun sana. Hadi, hadi içelim kızlar. Şerefine Cennet ablam benim. Vay be, Cennet ablam. Cennet ablanın şerefine. Ablam şeref be! Ay, çok yaşa Cennet ablam. Fazla gürültü etmeyin, yukarıda misafirlerim var. Tamam. Burası Cennet'in eviymiş. Ne olmuş? Hani o teyzendi? Bize zararı mı oldu? Aşağıdaki alemi gözlerimle gördüm. Beni böyle bir yere neden getirdin? Niçin günlerdir avutuyorsun? Bilmez misin Zeynep? Sana vurgunluğumu, nasıl arzuladığımı. Ya ben? Sana elbiseler almadım mı? Altınlar takmadım mı? Senin kapatman mı olacağım? Cennet'in evine sermaye mi yapacaksın beni? Yeter be! Uzatma gayrı! Malımsın! Kadınımsın! Vurgunum sana be! Vurgunum! Cehennem ateşlerine gelesiniz! Ocağımı yıktınız! Ocağınız batsın! Gitti! Kınalı kızım gitti! Yüzü karalar! Kız istemeye gelmişler vatasıcılar! Ayağınız kırıla da gidemez olun! Kızımın hesabını ver bakalım! Başını alıp da nerelere kaçtı yavrum! Oğlun da senin ciğerini yaksın! Yaksın da başını taşlara vurasın! Defolun gayri! Hadi durmayın karşımda! Çekin ayağınızı toprağımdan! Defolun! Yüzü karalar! Thank you.
üstüne ne zaman yatsak ağlıyorsun, hep ağlıyorsun. Sultan kadından farkın mı kaldı? Alnıma öyle bir kara çaldın ki, ağlamayayım da ne yapayım? Baba ocağından kaçarken bana mı sordun? Hani nikah kıyacaktın, alıp götürecektin beni. Susuyorsun. Nasıl olsa kapatman oldu. Hevesini aldın, değil mi? Değil mi? Ne o aslanım? Canın sıkkına benzer. Ağam, bir şeye mi bozuksun? Çok kapandım buraya. Bir zaman ayağımı kessem iyi olacak. Ya Zeynep? Ağam, yoksa hevesimizi aldık mı? İçimizdeki kor söndü mü? Benden bu kadar Cennet abla. Gayrı malı sana devrettim. Hayrını gör. Ağam, sana ters gelmesin ama bu işten ben de nasibimi alabilir miyim? Zorun buysa katip tepe tepe kullan. Hadi bana eyvallah. Zeynep! Hayrola kız, nereye? Bana gelmez burası Cennet kadın. Ben bilemedim. Neyi bilemedin kız? Mustafa Alçağı da, katip de etmediklerini komadılar bana. Veli nimetin onlar senin. Burası da senin ocağın. Bana da abla diyeceksin. Bunu iyi belli. Yoksa gözlerini oyarım. De bakayım, Cennet abla de. Cennet abla. Hadi bakalım, şimdi doğru odana. Duydunuz mu kızlar? Recep kızı Zeynep Cennet eve düşmüş. Ben de duydum. Esah mı diyor? Esah ya! Mustafa Bey onu kapatması yapmış. Haberin var mı lan? Recep kızı Cennet evde çalışıyormuş. Parayı bastıranda yatıyormuş. Ah canım Zeynep'im! Cebimize para koysak da bir Cennet eve gitsek. Desene kızın güzelliği başına bela oldu. Sermaye olup çalışanın güzelliği mi kalır? Ah gözü hep yükseklerdeydi ya şimdi Cennet eve sermaye oldu. Kendi düşen ağlamaz. Olacağı buydu. Nereye varmak istersin çarşı? Aşık Said'e sor da kime kulluk ettiğini öğren. Senin Mustafa Bey'in Zeynep'i nasıl Cennet'in evine sermaye yaptığını anlatsın sana. Görmez ama bizden iyi bilir her bir şeyi. Can, yiğitlik vurmaktır, can almaktır denmiştir ya. Kulak asma. Yiğitlik bağışlamaktır. Sende bağışlayacak yürek var mı? İyi öyleyse. Mustafa Cemşiroğlu Zeynep'i Cennet'in evine sermaye yapmış.
Bir delilik etme. Ciğerimi yakma oğul. Evlat acısı zordur. Traktörler geldi. Mani oğlum, yol vermeyin. Ağam, ağam, el komşular traktörlere, tohumluklara, her bir şeye. Sen beni ölmüş bil Haydar'a. Varım, yoğum gitti ya. İş öteki köylere sıçramasın. İlk öncesi burayı bastırmalı. Burada gücümüzü gün ışığına sermeli. Ne yapacağız bunun için? Ne edeceğiz de bastıracağız bu nankörleri, bu köpek soylarını? Lan Müslüm, şöyle dik dur. Sızlanıp durma! Sen ağalık kolay mı sanırsın ha? Onların çanlarına nasıl ot tıkayacağımı gözlerinle göreceksin! Cennet abla! Ne oluyor? Kimsin? Ne istiyorsun be adam? Cennet dedikleri karı sen misin? Benim, ne olacak? Asıl elini ben öpmeliyim. Sen beni bağışlamalısın.
Seni bağışlamak için gelip aradım. Nasıl sevdimse, seni hep öyle sevdiğim için geldim. Beni bağışlamalısın. Bilemedim. Bundan böyle yazgımız değişecek. Her bir şeyi unutup gideceğiz. Göreceksin. Şahidiniz var mı? Şahitliğe biz geldik. Şahitlerimizdir. Buyurun. Başını dik tut. Herkes senden utansın. Herkes senden utansın. Eyalimdir! Duymadık denmesin! Namusu, namusumdur! Eyalimdir! Bize yol vermezsiniz, gayrı üstünüze sürer geçeriz! Kolay mı sandın? Sür bakalım üstümüze! Hele bir geçmeye kalkış bakalım! Ne olacak ya, bu işin sonu neye varacak? Aydara gelmeden bir yere gidemezsiniz! Maraza çıkarmadan ağanızı bekleyin! Nereden bilirim geleceği? Duymuştur, gelecektir elbet! Duymadık denmesin! Eyalimdir! Namusu namusumdur! Böyle birine! Sen çok yaşa Davut! Koçum, aslanım benim! Yiğitlerin yiğidi Davutcan! Düğün anamın evinde! Hepinizi beklerim! Görmedik, duymadık denmesin! Davul vursun! Davul vursun! Ah!
düğün dernek de varmış. Maşallah, maşallah. Her bir şeyde işiniz yolunda, he? Hayırlı olsun derim Davut. Demek benim artığımdan, benden arta kalandan çöpleneceksin ha? Öldürürüm seni! Yetti! Yetti lan! Yetti! Yetti lan! Yetti! Yetti! Gitti lan! Gitti! Soysuz köpek gitti! Gitti lan! Gitti lan! Gitti! Haydar'a! Haydar'a! Bir defa da sana ağla! Neymiş yürek yarası? Neymiş çaresizlik? Öğren! Yenildin! Beynim bitti Haydar! Bitti!